Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Matematik kiminizin kabusu, kiminiz için de çok kolay bir ders olabilir. Ama bizim ülkemizin geneline baktığımız zaman öğrencilerimizin matematikle arasının çok iyi olmadığını görüyorum. Aynı sıkıntıyı öğrencilik yıllarında yaşamış biri olarak sizlere bugün yeni nesil matematik sorularını nasıl çözeceğinize dair birkaç ipucu vereceğim. Bu önerileri sizler için hazırlayan Muhammed Yavuz Rehberlik Servisi.com sitesine çok teşekkür ederiz. Açıklama kısmına onların da internet sitesini koyuyoruz. O siteyi de ziyaret etmeyi unutmayın. Ama öncesinde bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Matematik hayatın her alanında karşınıza çıkacak bir alan ya da ders diyebiliriz. Matematik sizi gündelik hayatınızdan tutun sınavlara birçok noktada yakalayacak bir ders. Kiminiz matematiği çok kolay bulabilirsiniz. Kiminiz içinse matematik tam bir için içinden çıkılmaz labirenttir. Ben de öğrencilik yıllarımda bu sıkıntıyı yaşamış bir öğrenci olarak bu sıkıntıyı yaşayan öğrencilerimizi çok iyi bir şekilde anlıyorum. Çünkü bu durum bende şöyle bir çaresizliğe sebep olmuştu. Ben zaten yapamıyorum, yapamıyorsam başaramayacağım diye kendimi şartlayıp öğrenilmiş çaresizliğe doğru itilmiştim. Yani aslında matematiğe karşı bir ön yargı geliştirmiştim. Bunu yaptığınız an zaten bir sıfır kafadan geri başlamış oluyorsunuz. Bugün sizlere bazı ipuçlarıyla birlikte neler yapmalısınız? Neler yaparsanız, nelere dikkat ederseniz yeni nesil matematik sorularında zorlanmazsınız ve matematik netleriniz artar. Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz madde madde gidelim. Öncelikle yeni nesil matematik sorularında zorlanmanızın normal olduğunu bilmelisiniz. Çünkü farklı bir soru tipini görmek her zaman insanlar için ilk başta zorlayıcıdır. Bu duruma alışmanız evet uzun sürebilir. Ancak zorlanmanızın çok normal olduğunu sizler öncelikle kabul etmek zorundasınız. Çünkü yeni bir soru tipi, hiç görmediğiniz soru tipi sizleri zorlayacaktır. Bunu zamanla aşacaksınız. Sadece siz değil, sizlerle birlikte birçok öğrenci de zaten yeni nesil sorularda zorlanmakta. Yani sadece ben yapamıyorum düşüncesine girerseniz yanlış bir düşünceye girmiş olursunuz. Birçok öğrencimiz yeni nesil sorularda özellikle yeni nesil matematik sorularında zorlanıyorlar ki bunu biz nereden anlıyoruz arkadaşlar? Son 2 yılın LGS matematik net ortalamalarından anlıyoruz. Net ortalamaları gerçekten çok düşük seviyelere indi. Bu da demektir ki yeni nesil matematik soruları sadece sizin için değil başka öğrenciler için de zorlayıcı bir durumda. Ha diyeceksiniz ki hocam başka öğrenciler beni ilgilendirmiyor. Evet sizi ilgilendirmiyor ama zaten bu videonun sonunda da bu sorularla nasıl baş edeceğinizi teker teker öğrenmiş olacaksınız ve uygulamaya geçebileceksiniz. Çalışmanıza rağmen ilerleme olmaması moralinizi bozmamalı arkadaşlar. Beyniniz bu tür sorulara alışık olmadığı için zamana ihtiyacınız var. Sözümüz vardır hepiniz bilirsiniz zaman her şeyin ilacı. Bunu ancak zamanla aşabileceksiniz. Yani ben yapamıyorum, olmuyor deyip moralinizi bozarsanız kusura bakmayın. Yeni nesil matematik sorularında ve yeni nesil sorularda zorlanmanız çok normal. Bunu zamanla aşacaksınız. Bunu tabii ki farklı tekniklerle birlikte aşma yöntemlerini şimdi değineceğiz. Yeni nesil matematik sorularını çözmekte kendinize zaman tanıyın. Sabırlı olur ve düzenli çalışmaya devam ederseniz mutlaka ilerleme sağlayacaksınız. Bu sadece matematik dersi için değil bu tüm dersleriniz ve genel bir durum için geçerlidir diyoruz. Kendinizi başkalarıyla asla kıyaslamayın arkadaşlar. Sizden daha iyi çözenler olabileceği gibi sizden daha zor durumda olanlar da olacaktır. O yüzden şu beni geçiyor, şu kadar net yapıyor, işte şu benden geri de deyip e, orada kendinizi de övmemeniz gerekiyor. Yani birileriyle kıyaslama durumunu artık bırakmalısınız. Matematik dersinden her gün soru çözmeye çalışın. Şimdi zaten e, sizlere yasak geldiği için evlerdesiniz arkadaşlar. Yapacağınız şey... Yapmanız gereken şey her gün matematik soruları çözmektir. Bu soruları çözdükçe el alışkanlığı kazanacaksınız. Artık zihninizde o sayılarla oynama durumuna geleceksiniz ve gerçekten başarılı bir noktaya doğru ilerlemeye başlayacaksınız. Çözemediğiniz soruları mutlaka öğretmenlerinize ya da bilen kişilere sorun. Evet, uzaktan eğitim sürecinde bunu yapabilmeniz zor gibi görünüyor ama bunu yapmaya mecbursunuz arkadaşlar. Eksik bir noktayı öğrenirseniz o sizin için yanlışlık olarak kalır ve o hata öylece devam eder. Bunu direkt anında fark edip öğretmenlerinize WhatsApp'tan ya da Zoom derslerinizde, EBA derslerinizde sormaya çalışmanız sizin için faydalı olacaktır. Değişik kaynaklardan soru çözmek sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Farklı soru tiplerini görmeniz Farklı yayın evlerinin sorularını görmeniz sizin için iyi olacaktır. Ve belki de en önemli uyarım arkadaşlar. Kolaydan zora doğru gidin. Yani önce yapabileceğiniz basit sorularla başlayın. Bir anda zor yeni nesil sorulara girmeniz sizin motivasyonunuzu düşürecek. Ve e, o derse karşı ön yargınızı arttıracaktır. Bu durum bizim hiç istemediğimiz bir durum. Önce kolay sorulardan başlayın. Deyin ki bak ben bunu yapabiliyorum. Yavaş yavaş zorluğu arttırın. Bunu yaptığınız takdirde yeni nesil matematik soruları artık sizin için zor olmaktan çıkacaktır. Matematikteki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de süre sıkıntısı. Arkadaşlar süreyi yetiştiremeyen arkadaşlarımız bundan önceki LGS'lerde çok oldu. Özellikle matematik sorularında bazı arkadaşlarımız çok zorlandılar ve bu zorlanma fen bilimlerinde yetiştirememelerine neden oldu. Bu yüzden çalışmalarınızı yaparken süre tutmanız sizin faydanız olacaktır. Sorularınızda biliyorsunuz ki matematikte 20 soru var. Fen bilimlerinde 20 soru var. Her birine 1,5'ar dakika ayırmak zorundasınız. Bu süreye geçtiğiniz zaman başka bir soru gitmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar süreli çalışırsanız siz bu süre sıkıntısını da aşmış olacaksınız. Çalışırken ve sınavlarda yapamadığınız sorularda takılıp kalmayın. Belli bir süre uğraşın. Eğer çözemiyorsanız o soruyu geçin arkadaşlar. Soruyla güreşmeyin arkadaşlar. Baktınız ki soruyu çözemiyorsunuz. Bu diğer sorularınızı çözmenizi de engelleyecek. O zaman e, o soruyu değiştirirsiniz. Başka bir soruyla devam edersiniz. Sonra zamanınız kalırsa zaten o soruları yaparsınız ama eksiğinize zaten o aralıkta da giderme fırsatı bulacaksınız. Şimdi geliyorum yeni nesil soruları çözmekte. Belki matematik sorularına e, bir tık etkisi daha az olabilir ama emin olun faydası da göreceğiniz bir durum. Bunu her öğretmenden duymuşsunuzdur benden de duyacaksınız. Çok kitap okuyun arkadaşlar. Çok okumanız durumunda anlamanız, yorumlamanız, mantık yürütmeniz gelişeceği için soruları çok rahat bir şekilde çözebileceksiniz. Arkadaşlar saatlerce matematik dersine çalışmayın. Ara vermeden uzun süre çalışmak hem öğrenme veriminizi düşürecek hem de matematik sorularına karşı sizde bir bıkkınlık oluşturacaktır. Bu yüzden derse oturduğunuz zaman 2 saat boyunca, 3 saat boyunca matematik çalışmaktan vazgeçin. Araya sözel dersler, daha beyninizi yormayacak, rahatlatıcı dersler koyun ki matematik sizin için bıkkınlık durumu olmaktan çıksın. Matematiği aralıklı çalışın ki o dersten soğumayın arkadaşlar. Matematik dersinde kendinizi iyi hissettiğiniz, verimli olduğunuz zaman çalışın. Arkadaşlar ne kadar mutlu olursanız matematiğe o gün o saatte oturursanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bu böyle bir saati seçtiğiniz zaman da verimli çalışmanız daha kolay olacaktır diyoruz. Eğer anlamıyorum diye matematik dersine e, ön yargıyla bakıyorsanız e, çalışmayı asla bırakmayın arkadaşlar. Diğer dersleri ihmal edip de zamanınızın büyük bölümünde matematiğe ayırmayın. Çünkü biliyorsunuz ki sınavımız komple bir sınav, bütüncül bir sınav. Evet matematiği yaptınız diyelim, başardınız, yenisi sorular çözüyorsunuz, 20 net yaptınız. E matematiği yaptınız ama bu sefer fen aksarsa sınavınız aksar. E, matematiği feni yaptınız bu sefer inkılap tarihi aksarsa sınavınız zarar görür. O yüzden bu dengeyi de, aradaki dengeyi de sizin kurmanız gerekiyor. Arkadaşlar bir de son olarak şu uyarı yapmak istiyorum. İlk aşamada net hedeflerinizi çok yüksek belirlemeyin. Yani bir anda kendinize ben 18 netle başlayacağım, 20 netle başlayacağım, hiç yapamıyorum ama 15 netle başlayacağım gibi hedefler koyarsanız hayal kırıklığına uğramanız çok yüksek ihtimaldir. Küçük hedeflerle, küçük merdiven adımlarını teker teker çıkarcasına küçük hedefler koyarak bu hedeflerinizi arttırmalısınız. Hiç yapamıyorsanız matematik deyin ki ben işte hiç yapamıyorum. Benim hedefim 5 net. Bu denemede 5 net yaptım. Sonraki denemede hedefim 6 net olacak. 6'yı yaptım. Çok güzel gelişme var. Bir sonraki denemede deyin ki kendimize 8 net yapacağım. Yavaş yavaş arttırın. Bir anda derseniz ki ben 5 netten 20 nete çıkacağım derseniz ve çıkamazsanız sizin için hayal kırıklığı olur. Küçük hedefler belirleyin kendinize. Büyük hedeflere daha sonra zaten ee, bu küçük hedefleri birer birer gerçekleştirdikçe ulaştığınızı sizler de göreceksiniz. Şunu unutmayın ki arkadaşlar sizin göreviniz çalışmak, elinizden gelenin en iyisini yapmak, yapabileceklerinize odaklanın ve asla pes etmeyin. Pes ettiğiniz zaman yeniliği kabul etmiş olursunuz. Pes etmeyenler Haziran'ın 6'sından sonra kazanacak olanlardır diyoruz. Biz bu süre zarfında sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.